Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi üçüncü ünitemize geçiyoruz. Üçüncü bölümdeyiz. Dik üçgen konusunu işleyeceğiz ki arkadaşlar lütfen çok iyi öğrenin. Bakın geometrinin en önemli konusu nedir hocam diye sorsanız dik üçgendir derim. Bakın şunu demiyorum. En önemli konularından biri demiyorum. Direkt en önemli konusudur arkadaşlarım. Dik üçgen her konunun içerisinde vardır. Sene sonuna kadar göreceğiniz bütün geometri konularının içerisinde işte analitik geometri olsun, kata cisimler, çember olsun, ne bileyim aklınıza gelen dörtgenlerdir, beşgenlerdir. Tüm konunun içerisinde dik üçgen mutlaka vardır dostlarım. O yüzden çok iyi öğrenin arkadaşlar. Özel üçgenler diye bir başlığı olacak dik üçgenlerin içerisinde. Lütfen bu özel üçgenleri adınız gibi iyi bilin. Hatta adınızdan daha iyi bilin. Yani adınızı unutun ama bu özel üçgenleri unutmayın kardeşlerim. Evet, şimdi toplamda 12 adet köşe taşımız var arkadaşlar. Hadi gelin bunları sırasıyla gömmeye çalışalım. Evet, birinci köşe taşımız bakalım ne diyor, neyi öğretmeye çalışıyormuş bize görelim. Pisagor bağıntısını öğretiyor arkadaşlar burada bize. Bakın iki adet dik üçgen var aslında sorumuzda. Birisi şu sol taraftaki dik üçgen, biri de bu sağ taraftaki dik üçgen. Şimdi önce sol taraftaki dik üçgenden Pisagor bağıntısını yapıp y uzunluğunu bulalım hemen. Ne diyeceğiz dostlarım? 7'nin karesi eşittir 5'in karesi artı y kareydi, değil mi? Pisagor bağıntısı. Yani hipotenüsün karesi 49 eşittir 5'in karesi 25 ile y'nin karesinin toplamını. Hemen 25'i bu tarafa attım. 24 eşittir y kareye. Sakın ha y'yi bulmakla zaman kaybetmeyin. Çünkü burada da bize y kare lazım olacak. Hemen sağ taraftaki dik üçgenden Pisagor bağıntımı çakıyorum. 6'nın karesi 36 eşittir x kare ile y karenin toplamına, yani 24'ün toplamına. Hadi 24'ü bu tarafa atalım. 12 mi kaldı dostlarım x kareye? O halde kök 12'dir x. Kök 12'de 4 çarpı 3 demektir. 4 ile 3'ün çarpımı olduğu için 4 de dışarıya 2 diye çıkar. Ama 3 içeride kalır. Cevap Ceyhan'dan patladı gitti. Geldik buna. Bakın burada da 2 adet dik üçgen var. Hatta şurayı çizdiğimde BD'yi, burada görüyorsunuz bir dik üçgen burada, bir dik üçgen burada. Yani üsttekinin aynısı aslında dostlarım. Önce şu alttaki dik üçgenden Pisagor'u bir çakalım, y'yi bulalım. Y kare, hipotenüs y olduğu için y kare eşittir. Bir 4 kök 2'nin karesini alacağım. O da 16 çarpı 2'den 32 yaptı. Artı bir de 6'nın karesini alacağım, 36. Yani y kare eşittir 68 geldi. Yine y'yi bulmakla uğraşmıyor. Şimdi geldim üstteki dörtgenime, şuraya geldim. Dörtgenime diyorum, pardon, dik üçgenime. Burada da Pisagor çakalım hemen dostlarım. Yine hipotenüs y olduğu için y kare eşittir. Bir 8'in karesi 64, bir de x'in karesinin toplamına. Peki y kare neydi? 68. 64'ü bu tarafa alırsam 68 eksi 64'ten 4 kaldı burada, eşittir x kare. Kök 4, o da 2 diye dışarıya çıktı. Evet, üçüncü sorumuz yeni nesil bir soru, bakalım ne diyor. Kenar uzunlukları 8 ve 4 santim olan dikdörtgen biçimindeki karton uzun kenarına paralel bir şekilde kesilip iki eş parçaya ayrılıyor. Dörtlü ya şunların toplamı, 2 2 diye ayrıldı o halde bunlar. Şuralarda 8, şurası da 8 oldu. Hatta şurayı da şöyle bir tamamlayalım biz dostum, şu şekilde. Bakın bu 2 buraya, bu 2 de buraya geldi. Ve şu dik üçgeni görün dostlar. Burası toplamda ne oldu? 10. Şurası toplamda ne oldu? Burası 10. Hatta biz şurayı alalım ya. Şu kısmı alalım, değil mi? Dik üçgenin burası olduğunu. Burası da toplamda 10'du. Buraya da 8 kaldı. Zaten görüyoruz 8 olduğunu. Ve şu dik üçgenden de bize AB'yi soruyordur muhtemelen. Evet, X'i paketleyelim hemen. Ne diyeceğiz? X kare eşittir. Bir 10'un karesi 100, bir de 8'in karesi 64. Yani 164 geldi x kare. Kök 164. Şimdi 164 de 41 çarpı 4 demektir. 41 çarpı 4 olduğu için 4 dışarıya 2 diye çıkar ama 41 içeride kalır. Paketledik gitti. Evet, birinci köşe taşımız tamamdır. Geldik 2 numaralı köşe taşına. Birinci sorumuz. BC AC'nin 2 fazlasıymış dostlarım. BC
AC'nin iki fazlası. Yani AC'ye x dersen BC x artı 2 olacakmış. Buna göre BC uzunluğu nedir diye bir soru soruyor bize. Hemen Pisagor'u bir çakalım mı dostlar? Şimdi x artı 2'nin karesi. Yani hipotenüsümüzün karesi. Bunu da açarak yazıyorum. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eşittir. 2 kök 5'in karesi yani 20 artı x kare diyeceğiz dostlarım. Ve bakın burada x karelere bay bay dedim. 4'ü bu tarafa attım. 4x eşittir 16. 4'e bölersem x eşittir 4 geldi. Ama bana neyi soruyor? 4 ile 2'nin toplamını soruyor. Adana'yı işaretledim dostlarım. Geldim 2 numaralı sorumuza. Diyor ki burada da AC AB'nin 2 katıdır diyor. Yani sen AB'ye x dersen AC 2x olacak diyor bize. Hemen yine Pisagor'u çakabilirsin kardeşim. Onun karesi 100 eşittir x kare artı 2x'in karesi 4x kare. Yani 5x kare eşittir 100. 5'e bölelim. X kare eşittir 20. X eşittir kök 20. Kök 20 de 4 çarpı 5 olduğu için 4 de dışarıya 2 diye çıkar. 2 kök 5 olur. Geldik 3 numaralı sorumuza. Bakın burada da 2 adet Pisagor yapacağım. Önce şunlara y, y yazalım. Önce şu küçük dik üçgenden, içerideki dik üçgenden Pisagor'u çakalım. X kare artı y kare eşittir 2 kök 6'nın karesi. Yani 4 çarpı 6'dan 24. Şimdi büyük dik üçgende Pisagor çakalım. Bakın burada da x kare var. Bu sefer 2y'nin karesi var. Yani şuraya yazıyorum. X kare artı 2y'nin karesi. O da 4y kare yapar dostlarım. Eşittir 4 kök 3'ün karesi. Yani 16 çarpı 3'ten 48. Hadi çıkartalım bunları birbirinden. X kareden x kare çıktı 0. 4y kareden y kare çıktı 3y kare. 48'den de 24 çıkacak, yine 24. 3'e böldüm. Y kare eşittir 8 geldi. Peki y kare 8 ise şurada yerine yazsam y kare yerine 8. 8'i de 24'ün yanına alsam eksi olarak 16 kaldı mı burada? X kare 16 oldu. Peki x kare 16 ise x ne olur dostlarım? Bursa olur tabii ki. Hemen paketledik. Geldik yeni nesil bir soru. Yere dik bir şekilde konumlanan bir direk uzunluğunu 2 ve 3 ile doğru orantılı olacak şekilde ikiye ayıran K noktasından kırılıyor. Kırılma sonucu diğer direğin ucunun yere değdiği nokta başlangıçtaki dikildiği noktaya uzaklığı 10 birim oluyor. Tamam. Şimdi hocam 2'ye 3 oranında bölüyorsa 2K 3K'dır. Peki öğretmenim nereden anladım? Belki burası 3K burası 2K. Çok haklısın kardeşim. Onu da şuradan anladım. Bak burada bir dik üçgen oluşmuş değil mi? Yere dikmiş bu. Burası 90. 90'ın karşısındaki kenar her zaman büyük kenar olur. Yani dik kenarlardan mutlaka büyük olmak zorundadır ki o halde burası 3K'lık kısım, burası da 2K. Yere yakın kısım 2K olmak zorunda. Hemen gelin Pisagor'u çakalım mı? 3K'nın karesi 9K kare yapar eşittir. 2K'nın karesi 4K kare yapar artı 10'un karesi 100 yapar. 4K kareyi buraya aldım. 5K kare yaptı eşittir 100. 5'e böldüm. K kare 20. K eşittir 2 kök 5 geldi. Bize neyi soruyor? Direğin uzunluğunu soruyor. Yani toplam 5K'yı soruyor. 5 çarpı 2 kök 5. 5 ile 2'nin çarpımı 10. Yanına da kök 5'i çaktım hemen. Cevap Edirne'den patladı gitti. Evet 2 numarayı da gömdük. Çevirdik arka tarafı. 3 numaradayız. Bakın burada özel dik üçgenlerimiz var. İşte adınız gibi ezbere bilin bunları dostlarım. Bunlardan birincisi 3, 4, 5. İkincisi 5, 12, 13. 7, 24, 25. 8, 15, 17. Bunları ezbere bilin kardeşlerim. Hemen şurada bakın. 5, 12, 13 üçgenimiz var. O halde burası 12. Şu tarafa baktığımda 3, 4, 5'in 4 katı var dostlarım. Bakın katını da sormuş. 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı. O halde 5'in 4 katı olacak. 20 olacak. Paketledik gitti. Geldik buna. Bakın burada da bir sürü dik üçgen var. Hemen konuşalım. Şu en içtekine bakın dostlarım. 13 var, 12 var. O zaman 5, 12, 13 değil midir? Bu hemen 5'i yapıştırdım. Sonra şuna gelin dostlarım. Bakın şu dik üçgene gelin. Bu da 9, 12, 15. Yani 3'ün 3 katı, 4'ün 3 katı, 5'in 3 katı olan üçgendir. 9, 12, 15 üçgenidir ki o halde x 4 geldi. Hadi bir de büyük üçgene bakalım dostlarım. Kocamanını konuşalım. En büyük. Bakın bu da 12, 16,
20 üçgenidir. Yani 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı, 5'in 4 katıdır. 12, 16, 20 üçgenidir. Burası 9 olduğu için şuraya da 7 kalır kardeşlerim. Ve ilk Y7, X4. Bize de farklarını soruyor. Ceyhan'ı çoktan işaretledik bile. Geldik buna. 1 metre yüksekliğindeki bir destek üzerine 10 metre uzunluğunda açılıp kapanabilen bir kapı yapılıyor. Kapı kapalı haldeyken duvar ile arasında boşluk kalmamaktadır. Peki. Şuraya kadar gelelim. Daha sonra kapı açılıp AB desteği 2 metre sağa kaydırıldığında kapı tam olarak kapanmayıp kapanmaya çalıştığında duvarın T noktasına temas ediyor. T noktasının yere uzaklığı kaç metredir diye bir soru sormuş bize. Tamam. Şimdi bu direğin boyu neydi? 10. Şurası 10. Şimdi biz bu sıpayı 2 metre bu tarafa getirmişiz. Şu mavi çubuğu 2 metre buraya getirdik. Boyu 1. Ve sen bunu açtığında kapanması için de şöyle de 10 metre uzunluğunda şunu da çizelim. Şurası 10 metreymiş ve duvarın şurasına değiyormuş arkadaşlar. Duvarı da biraz şöyle yükselteyim de. Şuraya değiyormuş, tamam mı kardeşim? Mevzu bu. Şimdi şurası zaten 1 metredir. Bu çubuğun boyundan dolayı burası 1 metre. Sonra bunu biz 2 metre getirmiştik bu tarafa. Buraya 8 metre kaldı. Ve bakın burada da ne çıktı arkadaşlarım? 6, 8, 10 üçgeni çıktı. Şurası da 6 geldi. Ve toplam T'nin yere olan uzaklığı 7 metre geldi. Cevap Ceyhan ama bence eksik soru kardeşim. Şuraya şey yazmalıydılar. Kalınlığı önemsiz çubuk gibi demeliydiler. Ve şu çubuğun mavi çubuğunda kalınlığının önemsiz olduğunu belirtmek zorundaydılar. Yoksa burası 2 ise belki şurada bir metrede şurada var belki ya da 50 santim ya da 10 santim. Buraya tam 8 kaldığını başka türlü bilemezdin çünkü. Evet, 3 numarada tamamdır. Hadi 4 numaraya gelelim bakalım bu ne diyor. Aha, bir özel üçgen daha. 8-15-17 üçgeni. O zaman burası kesinlikle 8 öğretmenim. Bakın burada da bir özel dik üçgen var. 6-8-10 dik üçgeni. O zaman x 6'dır öğretmenim. Bu özel üçgenleri ezbere bilince bakın saniyeler içerisinde çözülüyor sorular. Hadi gelin burada bir tane daha. 8-15-17 var bakın. O zaman burası 15. Bakın büyüğüne bakın. 15-20 3'ün 5 katı. 4'ün 5 katı, 5'in 5 katı olacak. Yani 25'i paketleyeceksin dostum. Hemen geldik meşhur merdiven sorusuna. Her soru bankasında %100 vardır bu merdivenden. Ve merdiven sorusunda senin dikkat etmen gereken husus, merdiveni istediğin kadar yukarıya aşağıya indir. Merdivenin boyu değişmeyecek dostum. Hadi okuyalım soruyu. 75 santim uzunluğundaki bir merdiven. Bak merdivenin boyu 75. Duvara dayandığında merdivenin duvara değdiği noktanın yerden yüksekliği 72 metredir. Tamam. Şimdi şu pozisyondayken şurası 72'ymiş. Şunun boyu da kaçmış? 75. Bak bu kesin bir özel dik üçgen var burada. Hadi bulalım mı? Kaça bölelim? 3'e bölelim. 24. 3'e bölelim. 25. Aha. 7, 24, 25'miş bu. Yani burası 7'nin 3 katıymış. 21'miş şurası kardeşim. Merdivenin yere değdiği nokta 24 santim sola kaydırılıyor. Bak normalde şuradaydı ya merdivenin ayağı. 24 daha geri geldi. 21'di burası. 24 daha ne yaptı? 45 yaptı. Peki merdivenin boyu değişti mi? Hayır. 75 merdivenin boyu. Peki şimdiki yerden yüksekliğini bulalım. Hadi şu dik üçgeni kullanalım. 75, 3'ün 25 katı ya da 25'in 3 katı diyelim. 25 çarpı 3. Bu da 15'in 3 katı. Bak 15, 20, 25 üçgeni. 15, 20, 25 üçgeni ama 3 katı. 60 o zaman burası 20'nin 3 katı 60 olacak. Ne diyor soruda? Duvara değdiği noktanın yerden yüksekliği kaç santim azalır? Lan 72 idi 60'a düştü. 12 santim azaldı kardeşim. Cevap Bursa'dan patladı gitti. Evet dostlar hadi bir soru daha, bir test daha, köşe taşı daha çözelim. Ondan sonra devam ederiz. Bakın burada ne diyor? Dik yamuk var. Hemen dik yamuk sorularında şuradan aşağıya bir diklik indirirsin ve şu dik üçgenden de soruyu çözersin kardeşim. Bak burası 8, burası 4. Dikdörtgenden dolayı bunları söyledim. Şimdi ben şuraya K dersem bu uzunluk K artı 4 oldu. O zaman bu da K artı 4. Canım kardeşim şu dik üçgeni bir görsene ya. 8 sana kopyayı versin. Lan 8'li 2 tane dik üçgenim var. Ya 8, 15, 17 ya da 6, 8, 10. 8, 15, 17'yi deneyelim. Şimdi 15 burası olacak. Burası 15 iken burası ne oluyor? 19 oluyor. 17 olmadı, yemedi o zaman.
Peki 6-8 onu deneyelim. O zaman burası 6 olacak. Burası da gerçekten 10 oluyor mu? Oluyor. O zaman 6'ymış burası dedim. Nereyi soruyordu bize? AB. Şurayı soruyor toplamını. 6 ile 4'ün toplamını soruyor. Bursa'yı paketledik. A ile B arasındaki en kısa uzaklık. Hemen şuradan düz bir çizgi çizdim. Dostlar, düz çizgiyle giderseniz en kısa uzaklığı bulursunuz. Şaşırmayın. Buraya değmiyor dostum bu. Oraya değiyormuş gibi düşünmeyin ne olur onu. Tamam mı kardeşlerim? Şimdi hemen burada bir dikdörtgen yapalım şurayı. Ve bakınız çok güzel bir dik üçgen içine koydum ben x'i. Şimdi hemen burası 8 ise burası da 8. 3 ise burası da 3. Ve şuradan ne çıktı? 9, 12, 15 üçgenini paketledim. Cevap 15. Şimdi normalde buraya değiyormuş. Bak şansa değiyor ama. Bunu başka bir kitapta çözersen buraya değmeyebilir. 3, 4, 5 geliyor. 6, 8, 10 geliyor ve 15'i böyle de buluyorsun ama bu şansa şansa. Yani şey değil bu. Her zaman tam buraya değecek diye bir kural yok. Şöyle dışarıdan gidecek bu bazen. Tamam mı kardeşim? Sen o yüzden mecbur şu dik üçgeni tamamlayacaksın her seferinde. Geldim 3 numaralı soruya. Aha bir tane kuş var. Aralarında mesafe neler olup uzunluğundaki direkler yere dik kurumlarla kısa direğin ucundaki kuşun uzun direğin ucuna gidebilmesi için en az kaç metre uçması gerekir diye bir soru sormuş. Yani şuradan şuraya gidecek arkadaş bu kuş. En az ne kadar uçar diye soruyor bize. Al sana dik yamuk. Birinci sorunun aynısı. Hemen şuradan dik dörtgeni tamamla. Burası da 4'te. Şurası 4 ise şuraya 4, buraya 3 kaldı. Bak 3, 4, 5 metre uçarsa istediği noktaya varır bizim kuşumuz. Evet gençler, ilk 5 köşe taşını gömdük. Bir sonraki videoda kalanları gömeriz. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.